Selamlar, 2 yıldır çekeceğim ev vloguna hoş geldiniz. Artık nihayet çekiyorum. 2. yılım da olacak. Biraz hastayım, çok fazla nefes sesim geliyor olabilir. Özür diliyorum bununla alakalı. Çok fazla lafı uzatmadan size şöyle evimi göstermeye başlayayım. Klimam varmış ama ben geçen sene hiç kullanmadım klimayı. Mükemmel zeka. Şu kokine çiçeği midir nedir? 1 yıl boyunca çürümeden saklarsanız ev sahibi oluyorsunuz dediler. Yılbaşından önce aldım. Aldığım gün ertesi günü çürüdü. Muhtemelen ev sahibi olamayacağım. Diyorsunuz ya bana tuvalete çok hızlı gidip geliyorsunuz diye. Arkadaşlar tuvalet. Şurası. Sandalyem şurası. Pilates topum. Her gün pilates yaparım. Her gün yani. Sürahimle çok dalga geçmişler. Kahve sürahisi gibi diye. Burası benim girişim. Buradan girdiğimiz zaman salona 2 tane kapı giriyor. Buradan girdiğiniz zaman yemek masası. Burayı birazdan göstereceğim. Bu taraf salon. Burayı hiç kullanmıyorum yani burası. Ama muhtemelen yazın kullanacağım. Yani geçen yaz gibi sıcak olacak olursa masayı şuraya taşımayı düşünüyorum. Klimanın altına. Klimam varmış ama ben geçen sene hiç kullanmadım klimayı. Mükemmel zeka. Dediğim gibi salonu kullanmıyorum. Annemler gelince ya da misafir gelince kullanıyoruz burayı. Ama onun haricinde uğradığım bir yer değil. Şu köşede fulya çiçeklerim var. Şöyle bir televizyon ünitem. Bunlar annemlerden kalma. Annem ve babam. Şurada gelen hediyeler sizlerden. İşbirliği yaptığımız firmalardan işte burada Harry Potter köşe. Benim de ufak bir Harry Potter köşem var. Şurası yemek masasının olduğu köşe. Burayı kullanıyoruz. Annemler geldiğinde burada yemeği tercih ediyoruz. Şimdi annem, babam, kardeşim geldi. Hiç mutfağa sığmıyoruz. Göstereceğim mutfağı da birazdan. Şurası şöyle konsol. Ben. Şurada şöyle bir sehpa falan. Şaraplığım var arkadaşlar. Şurada yine sizlerden gelen hediyelerim, doğum günü hediyeleri. Şu kokine çiçeği midir nedir? Dediler ki alıp 1 yıl boyunca çürümeden saklarsanız ev sahibi oluyorsunuz dediler. Yılbaşından önce aldım. Aldığım günün ertesi günü çürüdü. Muhtemelen ev sahibi olamayacağım. Bunun göstergesi olabilir. Şurada bakayım. Ya şurada tabak çanaklar var ama şurası şey. Ekipmanlarımın kutuları genelde. Şu camın arkasında mutfak var. Biraz değişik yapıda bir ev. Şurada da çamaşır askım bizlere bakıyor. Bir önceki evime göre çok çok küçük. Şurası salonum. Bu eşyalar şeyde gidecek, taşındığımda gidecek. Satacağım bunları arkadaşlar. Avizeler ev sahibinin avizeleri. Benim değil. Yaşına göre bulmuşsun demeyin. Ama kullanışlı. Yani ben seviyorum evi. Şu direkt karşısı benim bilgisayar odam. Mutfağım çok küçük. Yani bir önceki evin mutfağını hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Mutfağımda turuncu bir halı. Halı vardı. Çok daha işler. Turuncu halı ne alaka falan. Onu yatak odasına aldım. O mükemmel yemeklerimi burada yapıyorum. Biliyorsunuz zaten. Kocaman bir balkonum var. Ya mutfağı çok fazla sevmiyorum ama çok fazla vakit geçiriyorum mutfakta. Nasıl vakit geçiriyorum? Diyet yapıyorum biliyorsunuz. Çok fazla yemek yapıyorum. Yani dışarıdan hiçbir şekilde yemek yemiyorum. Sen de Tukan abi Rane ile diyet yapıyor musun? Ben Haziran'dan beri diyet yapıyorum arkadaşlar. Allah'ım McDonald's mesaj atmış. McDonald's bana neden mesaj atıyor? Şey ya arkadaşız. Aa karşıdaki adamın niki McDonald's. Ne? Ne? Bugün hamburger mi söylüyormuşum? Ne? Nasıl? Diyet nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor ya. McDonald's sponsor mu olacak? McDonald's sponsor olsa diyet falan bırakırım yemin ederim. O yüzden olmasınlar. Olsun ya. Para vereceklerse olsun. Şurada yüksek dolaplara uzanmam için katlanır bir şeyim var. Tabure mi diyeyim artık? Böyle merdivenimsi gibi bir şeyim var. Çok nefes almamaya çalışıyorum. Ses gelmesin size diye hastayım. Kusura bakmayın geliyorsa da. Şurası dolap köşem. Kombim burada. Masam, sandalyelerim. Niye masa sandalye diye anlatıyorum ki sanki görmüyorsunuz ha? Burası böyle bir mutfak. Yani mutfağımdan çok hoşlanmıyorum. Mutfak yayını yap diyorsunuz ama nerede yapayım burada? Burada mutfak yayını mı yapılır? Yapılır aslında, niye yapılmasın? Şimdi şurası normalde tuvaletti. Ama ben burayı şöyle kapattırdım. Ardiye gibi bir yer yaptırdım. Banyoda yer açmak için çünkü banyom da çok küçük. Yani genel olarak evim küçük. Öyle banyo. Burası banyom. Şöyle hop banyomu göstereyim. Biraz geniş bir banyom var. Bir gideceğim evdeki banyomun çeyreği kadar ne yapacağım bilmiyorum. Beni Instagram'dan takip edenler hatırlar. Banyoyu yenilettim. Banyo çok kötüydü. İşte fayanslarını değiştirdim. Çamaşır makinesi buradaydı. Elim burada. Onu kaldırdım. Duşakabini biraz daha genişlettirdim. Burası da böyle bir yer. Hemen banyonun karşısında. Diyorsunuz ya bana tuvalete çok hızlı gidip geliyorsunuz diye. Arkadaşlar tuvalet. Şurası.
sandalyem şurası. Çok az adım atıyorum. Evet, yatak odam. Hemen ışığını açayım şöyle. Şöyle bir girişi var. Normalde bilgisayar odasını buraya yapmayı çok istedim. Bu oda biraz daha geniş çünkü. Ama alt komşularımızın yatak odası buranın altında olduğu için rahatsız etmemek adına yan odayı tercih etmek zorunda kaldım. Daha doğrusu tercih edittirildim. Şurada kitabım var. Ara sıra okuyorum. Ara sıra ama. Fazla değil. Yatağı toplarken de bunu buraya atmışım, şapkamı. Neyse, şurada dursun. Pilates topum. Her gün pilates yaparım. Her gün, yani her sabah. İşte şurada ayak bileklerime bağladığım ağırlıklar. Arkadaşlar, bunları kullanmıyorum. Tartım. Günde 3 sefer falan çıkıyorum. Tartım. Tartıya çıkayım mı? Hayır. Tuvalete gidiyorum, geliyorum, çıkıyorum. Ah, kilo vermiş miyim? İşte bugün yemek yemiyorum. Diyorum acaba kilo vermiş miyim? Ama bence verdiğini görüyorsunuz, bilmiyorum ama. Burası da böyle bir yer. Tuvalet kağıdı ve havlu kağıt istiflerim. İstifçi oldum arkadaşlar. Artık ucuz bulduğumu alıyorum ve saklıyorum. Canım bavulum ve evde vaktimi geçirdiğim oda. Yani buradan başka bir yerde geçirmiyorum. Geçen şu su sürahimle çok dalga geçmişler. Kahve sürahisi gibi diye. Arkadaşlar, ben bununla 2 litre su içiyorum ve benim ölçü birim bu. Şık görünsün diye yılbaşı ağacımı kaldırmadım. Biliyorsunuz son dönemlerde odama duvar kağıdı yaptırmıştım. Şurası şöyle. Hala kabloları toplamayı beceremiyorum. Çok fazla bir kablo kalabalığım var. Ama elimden gelmiyor, ne yapayım. Bu bilgisayar kasam ömrünü tamamlamak üzere. Şurası masam. Umarım ışık yeterli çıkıyordur. Ya sportmenliğe bakar mısınız ya? Bak bak. Görüyor musunuz ya? Sizler görmüyorsunuz muhtemelen. Dumbbell'larım var burada. O da çok karanlık. Bu odanın ışıklandırmasıyla alakalı çok büyük sıkıntı yaşıyorum. Muhtemelen şu Huawei'lerden şuraları da bir tane daha alacağım. Yani birer çift daha. Çünkü çok az ışıklandırma var. Işıklığın az olmasının sorunu da şu. Çünkü bu pervaneyi kullanıyorum. Yazın çok sıcak oluyor. Ki bu pervane hiçbir işe yaramıyor. Ama bunun yüzünden ışığım az. Ya diğer evin vlogu uzun sürmüştü ya. Bu niye kısa sürdü? Böyle işte. Ev bu. Ev bu kadar. Şuraya raf alacağım. Hala alacağım. İşte bununla bir iki sene sonra alırım. Şurada asılmayı bekleyen tablolarım var. Bunları çok uzun süredir bekletiyorum. Asacağım inşallah. Hatta şurada şeyler var. Çivilerim, mivilerim, bir şeyler var ama şurada hoparlör sistemim var. Bunu takacağım. Takacağım da takacağım. Yapacağım da yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum yapın size bir zahmet. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.